Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle beraber ikinci sınıf matematik çıkarma işlemlerini öğreneceğiz. Hazırsak başlayalım mı? Haydi o zaman. Neler öğreneceğiz? Doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemleriyle ilgili örnekler yapacağız. Çıkarma işlemine başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapalım. Çıkarma işlemi toplama işleminin tersidir. Toplama işleminde arttırma, çoğaltma yapıyoruz. Çıkarma işleminde ise azaltma, eksiltme yapacağız. Çıkarma işlemi geriye doğru saymanın kısa yoludur. Ritmik olarak geriye doğru saymayı biliyorsak çıkarma işlemlerinde de kolay bir şekilde yapacağız demektir. Onluk bozmadan çıkarma işlemleriyle başlayalım. Öncelikle çocuklar çıkarma işlemine başlamadan önce bilmemiz gereken iki önemli nokta var. Bunlardan birincisi toplama işleminde olduğu gibi çıkarma işleminde yaparken birliklerden başlayacağız. Diğer önemli nokta ise üstteki sayıdan alttaki sayımızı çıkartacağız. Şimdi işlemimize başlayalım. 68'den 23 çıkartacağız. Öncelikle onluk ve birliğini ayıralım. Burası birlik, burası onluk. 8 birlikten 3 birlik çıktı. 8 aklımda elimle 3 yapıp geriye doğru sayıyorum. 8, 7, 6, 5. 8'den 3 çıktı, 5 kaldı. 6 onluktan 2 onluk çıktı. 6'dan geriye doğru 2 sayıyoruz. 6, 5, 4. 6'dan 2 çıktı, 4 kaldı. Çocuklar buradaki 68 eksilen 23 çıkan 45 ise fark ya da sonuç. Bu terimleri unutmuyoruz. Bunlar ileriki derslerde karşımıza çıkacak. Şimdi 25'ten 14'ü çıkartalım. 5'ten birliklerden başlıyoruz yine. 5'ten 4 çıktı. 5'ten 4 çıktı, 1 kaldı. 2 onluktan 1 onluk çıktı, 1 kaldı. Sonuç 11. İşlemleri alt alta yaptığımız gibi yan yana da yapabiliriz. 36'dan 16'yı çıkartacağız. 36'daki birlik 6, 16'daki birlik 6. 6 birlikten 6 birlik çıktı, 0 kaldı. 3'ten 3 onluktan 1 onluk çıktı, 2 kaldı. Onluk bozarak çıkarma işlemleriyle devam edelim. 54'ten 27'yi çıkartacağım. Evet, birliklerden başlıyorum yine. 4'ten 7 çıkar mı? Çıkmaz. Ne yapıyoruz çocuklar? Dersin başında önemli iki tane noktamız var demiştik. Bunlardan biri birliklerden başlayacağız. Diğeri ise üstteki sayıdan alttaki sayıyı çıkartacaktık. Bazen arkadaşlarımız 4'ten 7 çıkmayınca 7'den 4'ü çıkarmaya çalışıyorlar. Bu çok yanlış. Bunu kesinlikle yapmayacağız. 4'ten 7 çıkmaz. Komşuya gidiyoruz. Komşudan 1 onluk alıyoruz. Burada 5 onluk var. Bize 1 onluk verdi. Burada 4 onluk kaldı. 1 onluk kalınca burada da 4 birliğimiz var. 14 oldu. 14'ten 7 çıkartacağız. 14 aklımda elimle 7 yapıp geriye doğru sayıyorum. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. 14'ten 7 çıktı. 7 kaldı. Burada 5 onluk vardı. 1 onluk komşumuza verince burada 4 onluk kaldı. 4 onluktan 2 onluk çıktı. 2. Sonuç 27. Evet, şimdi de 63'ten 46'yı çıkartalım. Çocuklar bazen öğretmenim onluk bozarak mı ya da onluk bozmadan mı nasıl olduğunu nasıl anlayacağız diye soru soruyorlar. Bunu anlamak için üstteki sayının birliğine bakacağız. Eğer üstteki sayının birliği büyükse onluk bozmadan, burada olduğu gibi üstteki sayımızdan küçükse onluk bozarak çıkarma yapacağız. Şimdi 3'ten 6 çıkmaz. Ne yapıyoruz? Komşuya gidip 1 onluk alıyoruz. Burada 6 onluk vardı. 1 onluk komşuya verince 5 kaldı. 3, 1 onluk kaldı mı? Burası 13 oldu. 13'ten 6 çıktı. 13 aklımda geriye doğru 6 sayıyorum. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. 13'ten 6 çıktı. 7 kaldı.
Burada 6 onluk vardı. Bir onluk komşuya verince 5 kalmıştı. 5'ten 4 çıktı, 1 kaldı. Şimdi de 32'den 24'ü çıkartalım. 2'den 4 çıkmaz. Çünkü 2, 4'ten küçük bir sayı. Komşuya gidiyorum, bir onluk alıyorum. Burası da 3 onluk vardı. Bir onluk komşuya verince 2 kaldı. Burası 12 oldu. 12'den 4 çıktı. 12 aklımda, 4 geriye sayıyorum. 12, 11, 10, 9, 8. 12'den 4 çıktı, 8 kaldı. 2'den 2 çıktı, 0 kaldı. Sonuç 8.